Evet, 27 Mayıs 2018 Pazar günündeyiz arkadaşlar. Ben Korsikalı'dır. Sesli Gazetemize hoş geldiniz. Son bir iki gündür gözümden kaçan haberler var mı diye baktığımda şu aklıma geldi. Bu işte 15 Temmuz Şehitleri Anma Derneği mi ne bir şey varmış arkadaşlar. Bunlar bir tane protesto gösterisi hazırlamışlar. Bunun için 2 metrelik bir dolar hazırlamış. Bunu yakmışlar galiba. Neyse, bu protestoya binaen de oradaki işte dernekten birisi konuşmuş. Demiş ki ya böyle sahura kalkar gibi dolar artıyor yani. Kardeşim, bu siyasi oyun değil de nedir yani? İşte yatıyoruz, sabah kalkıyoruz, dolar kalkmış. Bu ekonomi ilminin neresinde var bu falan gibi. Bir de böyle bilgiçlik taslıyor. Cahil cesaret yani, bilmediği halde. Ulan sen osura osura uyurken yatağında Amerika'da borsalar açılıyor ve başlıyor adamlar işlemlere. Yani adam tabii bunu bilmiyor ama ekonomi ilminden biliminden bahsetmeye cüret ediyor. Buna cahil cesaret ediyoruz. Adana'da cami çıkışında para toplanıyor. Biliyorsunuz bütün camilerde olduğu gibi. O paraların nereye gittiğini tabii bilmiyoruz ama gördük bu videoda kısmen. Bu tabii ancak görebildiğimiz buzdağının küçük kısmı yani. Amca orada 100 liralık kasadaki 100 liralık banknotu gözüne kestiriyor. Videoda da gördüğünüz gibi bir şekilde onu cebine atıyor. Şimdi 100 lira için adam buna tava oluyor yani. Tamam, 100 lira için bu riski alıyor. Bunu yapıyor. İşte fakirlikten, cahillikten bilmem ne bilmem ne. Şimdi üçüncü haber de bunlarla hiçbir alakası yok gibi duruyor ama şöyle bir alakası var bence. Şimdi ben şu tweet'i gördüğümde, İbrahim Kalın'ın tweet'i. Bu tweet'i gördüğümde dedim galiba bunu bir aktrol falan yazmış olabilir dedim yani, tamam mı? Tekrar baktım, lan İbrahim Kalın'mış. Yani ismini kaldırsan İbrahim Kalın olduğunu anlamasın, bir aktrol yazmış gibi yani. Analizden yoksun, böyle pespaye, popülist, anca işte o parayı çalanla o protestoyu yapanın diline hitap eden bir dil kullanıyor kendi tweetinde. Şeye yükleniyor, Fransa'da bu işte iki gün önce videoda göstermiştim, Le Point dergisi işte Erdoğan'ı kapak yapıp diktatör diye bir işte konu yapmıştı bu haftakinde. Onu eleştiriyor güya ama adamlar tabii Batı'yı ne kadar eleştirseler de bu adamlar Batı'dan vazgeçemiyor. İbrahim Kalın kendisi bizzat doktorasını Amerika'da yapmış bir insan. Bunun gibi niceleri var. Şimdi bunların arasındaki işte bağlantı, aynı dili kullanmaları. Kimisi işte parasızlıktan, cahillikten, kimisi de daha fazla kazanmaktan, işte müşteri satıcı ilişkisi yani, öyle diyelim. Bu işler böyle. Bu Maranki denen bir müptezel şey çıktı ya, bu şarlatan, Fransızca'da buna şarlatan diyoruz arkadaşlar. Akit TV'de zaten bu tip böyle işte tehditler bilmem ne, böyle aşağılık konuşmaların hepsi Akit TV'de oluyor, siyasal İslamcı oldukları için onlar. Tabii tepki geldi falan bir sürü. Bu tepkilerden sonra adam hakkında ilk defa işte savcılık soruşturma başlattı falan. Savcılık, o savcılar da galiba ümit etmişlerdir ya, yani bu seçimlerden sonra sanki gidecek gibi falan, biz artık biraz olması gereken gibi davranalım, mesleğimizi icra edelim falan diye özlemişlerdir tabi, muhtemelen öyle bir şey olmuştu. Ama orada Maranki'ye en büyük lafı koyan da İyi Partili Özdağ'dı arkadaşlar. Adam direkt şey demiş, belki görmüşsünüzdür, ormana sakladığı tek şey yaladığı kemik olabilir falan diye. Tebrik ediyoruz valla, biz bu kadarını düşünemedik, çok iyi laf koymuş. Ümmetinin lideri yine bir sürü konuştu arkadaşlar. Şimdi ama benim merak ettiğim, tamam mı, onun konuşması değil aslında enteresan olan, ona oy vermeyi düşünen adamlar yani ne düşünüyor, yani beyninden ne geçiyor bu adamların. Yani böyle bir an olsun bir gariplik bulmuyorlar mı konuşmalarında? Ya bu bizi acaba salak yerine koyuyor mu falan demiyor mu, hiç mi demiyor? Çok merak ediyorum yani onu. Ama yok, etrafımda da olmadığı için tabii soramıyorum yani, hani ne düşünüyorsun, yok ciddi yani bilimsel olarak soruyorum falan diyemiyorum yani. Enteresan, incelenesi bir konu. Neyse, bir sürü konuştu dedik, bir sürü işte neler söyledi. Şey dedi tabii, hep yapmak istediği şeyler hep seçimlerden sonra. Yani seçimler, yani seçimlere kadar yapsam bir ay var olmaz yani, seçimlerden sonra yapacağım ben, şimdi olmaz. Siz bana bir verin oyu, ben bir bakayım veriyor musunuz diye ondan sonra. Bunlardan bir tanesine işte Alevilere işte özgürlük vereceğiz bilmem ne, statülerini tanıyacağız falan diye. Ulan AKP döneminde bir sürü kez mecliste verilmiş yani bu kanun teklifi. Hiç, her birisinde AKP bunu reddetmişti zaten. Hem bu, yani bunun için
Erdoğan'ın beklemesine gerek yok ki. Bir ay var. KHK yapar bir tane. Buna yetkisi var. KHK yapsın. Alevilerin statüsünü tanısın yani. Ne ki? Ne var ki bunda yani? Yok ama yapmıyor. Çünkü öyle bir isteği yok. İkinci bir şey de ne demiş? Enflasyonla işte mücadelemiz sürecek seçimlerden sonra. Yine hep seçimlerden sonra. Bu şekilde işte mücadele edeceğiz. İşte dolar düşecek filan. Her zamanki gibi biliyorsunuz. Bu arada dolar euronun düşmesiyle alakalı biliyorsunuz bu referandum olmuştu. Orada işte evet denirse işte faizler düşecek, TL değerlenecek filan diye. O zamanlardan da hatırlayın arkadaşlar. Hatta batılı bilim adamları, ekonomistler filan aynı bu görüşteydi filan. Tabii işlerine gelmeyince kötü kaka batılılar ama onların istediği, duymak istediği şeyleri söyledikleri zaman bilim adamları değerli oluyor. Görüyorsunuz şu fotoğraflarda. Neyse bu konuşmasının devamında çok enteresan şeylerden bir tanesi de yoksulluktan bahsetti. İşte yoksullukla mücadelede işte bizim bir numaralı mücadelemizdir falan gibi bir şey söyledi. İşte 1.000 lira verilecekmiş galiba emekliye falan. Yani eğer bunları yapabiliyorsak ekonomik istikrarı sağladığımız için, ekonomimiz sağlam olduğu için filandır dedi. Buna kendisi inanıyor mu acaba? Ben inandığını zannetmiyorum yani kendisinin. Sizce inanıyor mu kendisi buna? Bilmiyorum. Neyse. Ondan sonra özgürlüklere geldi. Oo dedi, bizim özgürlükler konusunda yaptıklarımızı saysak buradan falan şuraya kadar işte yol olur denir ya. Öyle bir şey söyledi. Vay be. Yani hiç söyleyecek bir şeyimiz yok gerçekten. Ama en komik olanlarından bir tanesi de şeydi. Antarktika'ya bilim üssü kuracağız falan dedi. O işte demin gösterdiğimiz işte o dolar işte yakan protesto edenle işte camide cebine 100 lira indiren onların hiçbirisi arkadaşlar Antarktika'nın nerede olduğunu bile bilmiyordur yani. Ya böyle bir dertleri de yok adamların yani. İşte belki Muharrem İnce işte bilimden falan bahsetti ya, o da araya bir karıştırayım mı dedi. Antarktika nasıl geldi aklına bilmiyoruz. Bir önceki seçimlerde de zaten Ankara'yı bilim üssü yapacaklardı. Ankara genelde şey oldu, liman oldu, liman şehri oldu yani yağmurlardan sonra. İşte böyle arkadaşlar ya. Ama eğlenceli yani. Ben okuyunca, dinleyince falan eğleniyorum yani. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı İnce ile görüşmesinden sonra görevinden alındı arkadaşlar. Ümmetinin lideri tarafından. Sen nasıl görüşüyorsun İnce ile falan diye. Ondan sonracığıma ne oldu? Türk Yıldızları Solo var ya şu uçakla gösteri yapanlar. Onların da işte İnce ile görüşmesinden sonra yapacakları gösteriler iptal edildi. Onları görevinden alamadı muhtemelen. Onların yerine koyacağı başka birileri olamayacağı için öyle bir şeydir muhtemelen. Şimdi kötü gibi gözükse de bence Muharrem İnce bunu değerlendirebilir. Muharrem İnce'ye bir tavsiyem var. Muharrem İnce böyle kilit isimlerle gidip el sıkışıp sarılıp öpüşürse bence onları alaşağı edebilir. Bence bu fırsatı değerlendirmeli Muharrem İnce. Yani yapacak bir şey yok, elden gelen bir şey yok başka. Evet neyse arkadaşlar, gevezelik yeter bu kadar. Kendinize iyi bakın. Salı günü falan görüşürüz. Hadi selametle.